Demek ki ağzını açtıran, ağzı ben orada seni kalan. Tarif ediyordum. Ha. Dışarıda mı açacağım? İçeride. Gideceğim ben falan yapmaya, onlara da verdiler. Başka ne verdiler? İşte bir de Nur'u verdiler. Ha yarsın. Ben ağa değişim, biri giriyor içeri. Ayça gelir misin? Nasıl bir şey? Konuşalım biraz. Çok heyecanlandım. İşte. Aşkın geldi. Aha, Ayça elindeki zincirle geldi. Ayça şuraya gelir misin? Ayça yapma. Ayça'nın kolyesi. Yapma. Zaman çok kızım, değerli burada, yapma. Konuşmak istiyor. Bak, zaman çok değerli, yapma. Heyecanlanacağız. Kalk, nasıl yapma kız, yürü. Hayır, bir skeç var ya, ikisi de şişman. Böyle görür müsün yanıma, konuşalım mı? Fatoğum, hani öncelikle bir şey söyleyebilir miyim? Aşkım, seni çok seviyorum. Bir dakika. O skeçteki sana çok salladım ama kadın dayanışmasıydı, tamam? Ne salladığını çok merak ettim Cansa. Aa, şuna bak kızım. Allah, oturuşu bile değişmiş. E bari içeri yalnız çek, içeri. Bence de niye orada onlar varken? İçeri geçelim mi? Aferin, duydu ha. Duydu. Ha, siz gidin, siz. Ha, siz gidin, tamam. Baş başa bırakalım. Sağ ol Azal. Kapıyı kapatalım mı? Gerek var mı? Çok mu sesli konuşacaksınız? Biraz kızacağım ona. Çok sinirlenirsen açık kalsın o zaman hazır. Ne olursun. Şunu tutsana, bir şey yapayım. Ayça'nın tersi pistir. Çok sinirlenirsen Ayça'cığım böyle yakın kalsın. Tersimi görmemiş demek ki kimse daha. Ha, tersini o görsün. Beş aydır gören görmüştür tersini. Valla herkesin tersi one, kendine. Two, emin ol, benim tersimden hiç tanısın. İkinci round başladı. Aa, hiç fark etmez. Benim için hiç fark etmez. Hiç fark etmez yani. Senin tersin var ya. Ben de konuşmak istemiyorum. Senin yaptığın atar, biliyorsun. Ya Allah'ım yarabbim. Sinirden gülüyorum ne yalnız. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiç yapmaya çalışmıyorum bak. Nasıl? Ben de konuşamıyorum, gülüyorum yani. Niye gülüyorsun? Yani. Çünkü sinir oluyorum, anladın mı? Niye sinir oluyorsun? Sinir oluyorum sana, sinirliyim sana o yüzden. Ben sana sinirliyim, sen nasıl sinirli oluyorsun ki bana? Ben ne yaptım? Acaba dünü mü hatırlasak? Dünü hatırlasak dediğin en son bana sus sus diye bağırıyordun. Evet, bağırmıyordum. Sen, sen bak yemin ediyorum evden gittiğimde ağlamasaydın eğer hiçbir şekilde yani gelip konuşmazdım bile senden. O derece senin gelmen gerekiyor. Allah Allah, ben niye geliyorum ya senin yanına? Sen evi terk edip gittin. Ben evi terk edip gittim de bana evi sen terk ettirdin. Olabilir, çıkıp buraya oturabilirdin. Çıkıp niye burada oturayım ki? Burada sen var ya, çok değiştin sürece... biliyor musun? Çok mu değiştin? O batuhan yok. Çok mu değiştin? Köprüyü geçene kadarmış senin sevgin. Ne alakası sevgin var ya? Evet. Ne alakası ben var öyle köprüyü geçene kadar? Değiştin sen. Özel hayatında da burada da değiştin. Ha, sen sus diye bağırıp bana emir vererek konuştuğunda sessiz mi kalmam gerekiyor? Bu değişmek mi oluyor yani? Sen bunu bana ben beş gün önce de yapsan aynısıydı. Ya. Bir hafta önce de sen de aynısıydı. Ben sana bu evde neler yaptım? Seni bu evden kovdum bildiğin. Hadi güle güle falan dedim. Ben sana neler çıktım, yaptım? Çıktım gittim ben zaten. Tepsiyi kafana fırlattım orada. Tepsiyi bildiğin kafana fırlattım. Ya ne alakası var? Niye sıkışın? Çok kötü batıyor kendini hatırlıyor. Kafana fırlattım. Bak. Lugatın mı yetmiyor? Sözcüklerim mi bitti? Üf. Konuş. Oldu. Da bir de söylenir. Seni kayda almadığım için. Ha, kayda almadım. Ayça geliyor şimdi bak. Bak canavar bak, çıkacak bak, şimdi. Ayça yükseliyor bak. Bak bak. Bak. Tamam mı? Eğer Lugatın sen, yetmiyor. Eğer sen, eğer sen kadar bir hayat kurmak istiyorsan, çoluğunun çocuğunun... Evet, değişmeyen bir adamla. Çoluğunun çocuğunun baba diyeceği bir insana bu şekilde davranmazsın. Onu yüceltirsin. Sus ya falan insanların içinde özellikle demezsin. Yani bir kadın bunu yapmamalı. Haksızsın, hatalısın. Bir de üstüne zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Haklıymış gibi konuşuyorsun. Üç üç oldu. Yutkunuyor bak. Üç üç oldu, dur bak. Ağlayacağım. Geliyor. Sonra da 3-1. Kabul edip özür dilemesini, gönül almayı bileceksin. Ben bilirim. Eğer ki haksız olsaydım, olay benim yüzümden çıkmış olsa senden 50 bin sefer özür diledim. Ben senin gönlünü 3 dakikada alıyorum. Evi terk ettin. Bak üstünden gün geçti, sen hala gönlümü alamadın benim. Bir de üstüne diyorsun ki sen benden işte geleceksin, özür dileyeceksin, gönlümü alacaksın. Ne alakası var? Yaptığın hareket yanlış senin. Sen çok doğrusun ya. İkisinin de hataları var. Hataları var ikisinin de. Bence Batu haklı abi. Benim neyim yanlış ya? Ayça ne yanlışımı gördün? Çok doğrusun. Ne yanlışımı gördün? Çok doğrusun. Ne yanlışımı herkesin gördün? Herkesin kendine göre doğrusu vardır. Ayça ben de sesini yükseltmeden konuşur musun ya?
Bağıra bağıra duyuyorum ben seni. Sağır değilim yani, duyabiliyorum. Hani kelime haznem geniş, lügatım yetmiyor ama duyuyorum. Ne yanlışımı gördün? Hı? Bak, evi terk ettin düşürdüm. Gittin. Yanlış bu mu yani? Evet. Seni yaptığın evet, yanlış değil. Evet, en uz olduğum şey bu. Evet, evi terk ettin gittin. Ya, terk ederim, sinirleniyorsam terk ederim. Ben de bağırarak konuşurum. Bu kadar konuşamazsın. Basın. Sen de evi terk edemezsin. Hayırdır? Ya var ya, biz seninle nasıl anlaşacağız bilmiyorum Ayça. Yani böyle yaparsan olmaz, ben sana söyleyeyim. Şu fevri hareketlerin olmaz. Tamam. Yani olmaz, önümüzü göremeyiz. Keyfim bak bilir. Keyfin bilir diyorsun. Olmaz diyorsun ya. Yapıcı ol. Yapıcı olacaksın. İyi de olmaz diyorsun, ne yapayım? Yapıcı olacaksın, böyle olmayacaksın. Ben mi yapıcı olacağım? Yalanlanma, öyle bağırıp triplere ya. Girme. Ya. Anladın mı? Neyse tamam ya. Hiç yalanlan öyle triplere girme. Ben seni başımın üstünde de taşırım. Sen değiştin Batuhan. Ya benim neyim değişti? Sen de değiştin. Ki şöyleydin, şöyle oldun de. Ay değiştin abi. Ya söyle değiştin bak. Değiştin ya. Abi ne bilmiyorum, alakası bir var? Bilmiyorum, öyle hissediyorum ben. Altı boş konuşuyorsun. Değiştin diyorsun, çıkıyorsun kenara. Sen neyim çok değişti? Konuşuyorsun. De ki şuyun değişti bağırmadan de bana. Konuş, bağırmadan konuş. Ama sinir ediyorsun beni. Sinir ediyorsun. Neyim değiştiğini söyler misin? Bağıracak yer mi arıyorsun? Ya ne alakası var Ayça? Neyin değiştiğini söyler misin bana? Ben buraya konuşup mesela seninle sen anlaşmaya geldim. Mesela sen bana böyle sesini yükseltip konuşmazdın. Mesela sen beni o kadar çok seviyorsun ki bana orada bağırmazdın. Ben sana bir sürü görüntü gösteririm yani. Böyle sesim duruma göre tabii ki yükselecek. Ayça sen beni kedi falan mı zannediyorsun? Geleceğim. Evinde kedi olacaktın, ne oldu? Evimde zaten kediyim de. Evindesin şu an. Yerine göre suistimale girerse hiç ben sıkıntı yaratırım yani. Ben seni tehdit her zaman. Tehdit ediyorsun beni. Bak ya, ne tehdit edeceğim seni, saçma sapan konuşma ya. Ayçeri'ye bakıyor şimdi bak. O ne? Kediye mama. Kedinin mamasını mı bıraktılar? Sepet yuvası. Yani bazı şeyleri... Aşık Batuhan'dan eser yok. Ben demiştim onu değiştir diye ama beni dinlememiştin. Sen bunu gerçekten yürekten mi söylüyorsun? Çok değiştin. Neyim değişti Ayça? Neyim değişti? Sen sadece şu an üste çıkmak için... Altı boş bir şekilde çok değiştin. İşte eski Aşık Batuhan'dan eser yok. O yok, bu yok. Yani altı boş konuşuyorsun. De ki şöyle şöyle yaptığın için böyle düşünüyorum de bana. Bağırıyorsun diyorsun. E, yükselemez miyim ben? Hayır. Nasıl hayır? Kuş muyum ben? Şey miyim? Fare miyim? Kedi miyim? Yanında böyle şey mi oturacağım? Erkeğim ben Ayça. Ben bir de sert bir erkeğim. Sana karşı... Yumuşak olabilirim. Sana karşı her şeyi yapıyor olabilirim. Ama ben sadece sana karşı böyleyim. Anladın mı? Seni de sevdiğim için ben sana bu şekilde hareketlerde bulunuyorum. Sen orada insanların yanında nasıl bana dersin ya? Sus. Kötü bir şey mi Batuhan? Kötü bir şey ya. Sen beni kesemezsin ama insanların önünde. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Ve bir de üste çıkıyorsun ya. Çok mu zor? Aşkım, özür dilerim. Düşünemedim. Sen bana bu şekilde gelsen ben de sana derim ki aşkım, bir daha böyle eve çıkıp terk edersem, bir daha işte başkasıyla samimi olursam, şöyle olursam, böyle olursam ben sana her şeyin sözünü veririm. Bir daha da yapmam. Ama senin de bir şeyler yapman gerekiyor. Sen bana bir adım at, ben sana bin adım atayım. Zaten öyle oluyor. Ama sen bir adım geri çekersen ben o bin adımı atamam. Senin böyle elimden tutup bana o bin adımı attırman gerekiyor. Anladın mı? Biraz yapıcı ol. Sadece geçmişsin köşeye, trip yapıyorsun, şey yapıyorsun. Ne gerek var ya? Çözüme git. Bak orada ismin yanıyor sabah. Ben senin aşkınla yanıp tutuşayım. Orada Ayça damatlar evine yatsın, sen çıkıp yanıma gelme. Böyle bir şey var mı ya? Sen evi terk ettiğin için ben de oraya gelmek istemedim. Ki benim de haberim sonradan yoktu. Sonradan kaçtım. Ben çıkıp geliyordum buraya, bana izin vermediler. Sonradan görüntülerin bir verildi, ismin çıkmış da bana gelmemiş. Sonradan da ben kaçtım Melis'le beraber. Sonra vazgeçtim. Cansu da diyor, kızlar onu dolduruyor bak şöyle böyle diye. Dolduruşlara da gelip bana sakın değiştin. Şöyle böyle sakın konuşma. Bak Cansel de diyor şimdi biraz attım tuttum diye. Sakın bana dolduruşa gelip hareketlerde bulunma. Sakın yani. Sen benimle yaşadığın şeye bak. Kimsenin ne dediğinin önemi olmasın. Ben seninle yaşadığımı hissettiğimi bilirim.
Onun dışında kim ne derse böyle kulağımı kapatırım. Kimse de bir şey söyleyemez. Buraya yanıma geliyorsun, 5 dakika oturuyorsun, yanından kalkıp içeri gitmek istiyorsun. Sıkılıyorsun benim yanımda. Benim yanımda zaman geçirmek istemediğini düşünüyorum. Ben de baş başa kalmak istemediğini düşünüyorum. Ne alakası var? Böyle düşünüyorum. O gün karnım açtı. Sıkılıyorsun. Kahvaltı hazırlıyordum, buraya yolladılar. O gün karnın açtı. İkincisinde şu Adnanlarla oturduğumuz gün kalktın, Mehtap'la Ali'nin yanına gittin. Ali'nin yanına oturdun. Orada çünkü bana böyle oturmuştun. Ben senin buranda oturuyordum, böyle oturuyordun. Bahanelerimiz hazır Yo, zaten. Yo, bahane hazır değil. Ben de uyuz oldum sana ve o sırada arkamda hani baktım kim var kim yok diye. Çünkü rahatsız oldum o pozisyondan. Baktım Ali ile Mehtap oradaydı. Ali ile zaten böyle şu an aramız çok iyi. Sevdiğim bir arkadaşım. Ali ile gır gır şamat olsun diye gittim yanlarına oturdum. İşte zamanda yaptığı gibi. Hani şakayla karışık değil, direkt şaka yaptım yani. O da biliyor gülüyor. İşte ikinci adayım o dedim. İşte rahat bırakmayacağım sizi dedim. Saboteler edeceğim dedim falan filan. Anladın mı? Ben o yüzden kalktım gittim. Ben seninle niye vakit geçirmek istemiyorum? Böyle saçma sapan bir şey var mı? Ben senin gözlerinin içine baktığım zaman ölüyorum. İçimde böyle bir şeyler parçalanıyor sanki. Sen bana diyorsun ki işte benimle vakit geçirmek istemiyorsun. Sen eskisi gibi aşık değilsin. Yani beni belli bir kalıba sokmaya çalışma. Ben böyle bir insanım. Ben sana her zaman çok iyi olurum. Ama yeri geldiği zaman da bunları yapmam gerekir. Hem yapmam gerekir hem de yapıyorum yani, içimden öyle geliyor.